asla dramatiz etmiyorum. Ona karşı tanıdığım herkes zaten bu kadar fakir bir bakıyor. Ama benim bir amcam var. O ömründe Kıvanç Tuncel hiçbir şey inşa edemediği için yolsuzlukla ömrünü geldi. Tam bir fakirlik aşığı. Seviyeyi anlaşılmasa bazen geliyor bizde kalıyor. Binlere taç atıyor biliyor musun? Ya bak dedim ya 8 kardeşler eski günleri yad ediyorlar. Oradaki hikayeleri bölüştürelim hepimize yeter. Ama çırpınıyor böyle çıtayı bir adım daha yukarı taşıyacağım diye. İşte diyorlar ki ulan ne şartlarda olduk be. Bir mumu dönerek sırayla ders çalışıyoruz. Bu böyle ne mum be abi ben ışığında çalışıyorum. Ulan diyorlar şimdiki çocuklar ne şans. Biz ayakkabılardan araba yaparız falan. Vallahi böyle banyo terliğiyle yapıyoruz. Yani dediler ki işte ulan ne günlerdi be. 8 kardeş bir tanesinden dolgu içer. Aa pas döktü dedi bu. Babam artık dayanamadı. Tamam dedi oğlum abartma lan. Pas nasıl yok? Annen kuş gibi ağzınıza kusarak mı besliyordun? Bu daha durmuyor böyle. Yok be abi kadıncağız ne yiyordu ki ne kusacak falan. Yani bitkilemeden asla bitkilemedi. Gerçekten değil.
söz var İncidir. Söz var İncidir. Armando Diego Maradona'ya sorarlar. Bir ülkenin en büyük takımının kim olduğunu nasıl anlarsın? Cevabı nettir. O ülkede en çok hangi takımdan nefret ediliyorsa en büyük takım daima odur. Güçlüler hiçbir zaman sevilmez, daima kanalır.
2 Haziran 2024 Çenedere. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Umarım rahat uyursunuz.